Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok çok değerli. Bunu her seferinde söylüyoruz. Ve sizler sözel dersler nasıl çalışabiliriz? Hocam tarihte, coğrafyada, edebiyatta sıkıntı yaşıyoruz. Onun sınıf konuları bizi zorluyor. Bize lütfen bununla alakalı taktik verin dediler. E ben de bir sözel hocası olarak mutlaka sizlere geçmişte ben onun sınıftayken ne yaptıysam... ...11'de, 12'de üniversite sınavını kazanırken neler yaptıysam ki üniversite ben Boğaziçi'ne sözel bölüm okudum. Dolayısıyla aynı taktikleri, aynı tüyoları sizler benim kardeşim misiniz gibi ki kardeşim misiniz arkadaşlar. Hepsini tek tek vereceğim arkadaşlar. Hiçbir harfini kaçırmadan ne yaptıysam aynını yazacağım. Ama sizler benden daha zeki, daha çalışkan ve daha akıllı olduğunuz için inşallah çok daha iyisini, çok daha güzelini yapacağınıza da eminim. Şimdi LGS Verir hala LGS Savaşçısı yazmış ismini. YKS Suna, YKS geliyor demiş. YKS dememiz lazım tabii ki. Buna dikkat edelim. Çünkü üniversite sınavlarında TDK nin mi, nın mı diye soru geliyor. TDK nin olacak. Herkes TDK'nın diyor. Neyse. Lütfen sözel dersler versiyonu yapın. Onlar benim için daha zor geliyor. Daily Daisy demiş ki, ''Sözel derslere genel olarak nasıl çalışacağımızın bir videosunu yapar mısınız? Sayısal olanı yapmıştınız. de ezberim kötü, sözel dersler nasıl pekiştirebilirim?'' diyor. Şimdi arkadaşlar, sözel dersler esasında İngilizce'ye çalışılır gibi çalışılır. Nasıl yani hocam, İngilizce nasıl çalışılır? Arkadaşlar, sizler İngilizce'ye çalışırken sözlüğü açıp ezberliyor musunuz? işte e, article, e, edition. Böyle tek tek kelimeleri ezberliyor musunuz? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Öncelikle bazı şeyleri öğreniyorsunuz. Bazı kavramları öğreniyorsunuz. Sonra kelimelere takıldıkça reading yaparken yani okuma yaparken ya da biriyle konuşurken ya da bir film izlerken ya da bir yazı yazarken takıldığınız kelimeleri sözlükten bakıyorsunuz. Bu bir. İşte arada bir bakmak sözel derslerde gereklidir. Ama hep bak hep bak hep bak zamanla bakmaktan yorulur ve hafızanızı yerleştirirsiniz. Yani ezberlersiniz. Ezberinizi bu şekilde sözlüğü ezberleyip de İngilizce başlamaz yani. Ne yaptın? İşte ben hafızım o yüzden sözlüğü de ezberledim İngilizce öyle başladım. Öğrenemezsin İngilizce o şekilde. İngilizceye ara ara takıldıkça bakacaksın ki kafanda kelimeler hikaye edinsin. İşte sözel derslerde yani edebiyat tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi sözel derslerde hatta sayısalın sözleri olan biyolojide de bu yöntemi uygulamalısınız. Peki nasıl yapacağız hocam bu yöntemi? Öncelikle söyleyeyim. Bakın burada bazı şeyler söyledik. Sıfırdan başlamak, okumaktan sıkılmamak, tekrar yapmak, eğlenceli hale getirmek, motive olmak, zaman doğru kullanmak. Bunlar zaten herkesin bildiği temel şeyler. Ben size direkt takdir veriyorum arkadaşlar. Ben ne yaptıysam, ben tüm sözleri doğru yapmıştım ve matematik bile kötü de esasında. Çünkü matematik dersinden, fizik dersinden, kimya dersinde bana hoca siyah poşet veriyor. Diyor ki Al oğlum sen hep kusuyorsun al poşete gir derse diyordu. O kadar nefret ediyordum. Ve ama diğer derslerde de gayret gösterdiğim için hocalara saygı duyduğum için beni şey yapmıyorlardı böyle fazla da eleştirmiyorlardı. Yani evet hoca çocuğun beyni almıyor ne yapsın fizik kimyayı ama en azından en azından sözel derslere gayret gösteriyorlardı. Gayretimi tebrik ediyorlardı. İşte sizler de bu gayreti gösterip inşallah üniversite sınavında hem sayısalı daha iki olduğunuz için hem de sözleri çok iyi yapacaksınız. Peki hocam taktik nedir? Bunları geçiyoruz. Bunlar hikaye. Şimdi arkadaşlar öncelikle kopya hazırlayacaksınız. Nasıl yani hocam? Evet aynen söylüyorum kopya hazırlayacaksınız. Şimdi yazılınız var ya arkadaşlar yazılınız. Fakat bildiğiniz sıradan kopya değil. Yazılarınız var. Yazılarınız onun sınıf konularından öyle değil mi? Peki ileride hayalini kurduğunuz YKS yani üniversite sınavında ne var? Birincisi TYT var. ikincisi AYT var. Onun sınıf edebiyat hem TYT'de hem AYT'de işinize yarayacak bilgilere sahip. Niye? Çünkü burada Türkçesi de var. E zaten onun sınıfın edebiyat konuları AYT'de de çıkıyor. Şimdi sizler arkadaşlar Türk dili ve edebiyat dersine çalışırken ya da tarih coğrafya dersine çalışırken şunu unutmayın ki 9 ve onun sınıf konuları TYT'de çıkıyor. 11-12 konuları AYT'de çıkıyor. Ama bilhassa coğrafyada tarihte ve edebiyatta arkadaşlar yani Türk ile edebiyatında teğet ayete ortak. Yani şöyle bir şey yok. Paragraf burada çıkıyor, burada çıkmıyor. Hayır, burada da çıkıyor. Ha, burada şiir çıkmıyor, burada çıkıyor. O ayrı mesele. Ve hatta coğrafya. Buradaki coğrafya bilgileri burada da işinize yarıyor. Buradaki tarih bilgileri eğer Eşit bölümü istiyorsanız yani hukuk istiyorsanız, işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi istiyorsanız burada öğrendiğiniz tarih, burada öğrendiğiniz coğrafya, burada yani onun sınıf konularından bahsediyorum. AYT'de işiniz yarıyor. Dolayısıyla sizler esasında onun sınıf tarih, edebiyat, coğrafya bitirdiğinizde TET AYT coğrafyanın çok büyük bir kısmını bitirmiş oluyorsunuz. O yüzden sizler şöyle diyeceksiniz. Kardeşim ben yazılı yazılanırken şurada önümde masam var. Masama oturduğum, masaya oturulmaz. sandalye oturduğum tamam mı? Güzel sandalyede oturuyorum. Sandalyede otururken ben yazılara girerken sınava gireceğim kopyaları hazırlamam lazım. Peki yazıda kopya çekebilir miyim? Hayır yasak günah haram. YKS'de çekebilir miyim? İmkansız direkt hapse atarlar. E ne yapacağız o zaman? Niye kopya hazırlıyoruz? O kopyalar zihninize kalacak arkadaşlar. Ve sorularınızı çözerken aynı İngilizce'de nasıl sözlüğe bakıyorsunuz. Dictionary. Çoğunuz Anadolu Sesi'nde okuduğunuz için böyle söyleyebilirim. Sözlüğe bakıyorsunuz. İşte test çözerken de soru çözerken de bu kendi oluşturduğunuz sözel sözlüğüne bakacaksınız. Yani edebiyat sözlüğüne, tarih sözlüğüne, coğrafya sözlüğüne bakacaksınız. Ama sözlükte yazamazsınız. O zaman ne yapacaksınız? Kopya yazacaksınız. E kopya da küçük küçük yazmanın bir anlamı yok. O zaman bunu büyük bir kağıda yazacaksınız arkadaşlar. Zaten bizim akıl notlarımızda, akıl haritalarımıza uyguladığımız yöntem de o. Yani buradaki bilgileri hem yanınıza gezdirin istiyoruz hem de duvarınıza asın istiyoruz. Bunu kendiniz akıl nottan, akıl haritalarına yapabilirsiniz. Bu birinci yöntem. Bunları biz kendimiz hazırladık. Kendi notlarımızdan. Ama eğer hocam ben bunu almak istemiyorum. Bize yine bağlı yapmayın. Bize ne olur? Artık taktik diyorsanız ne söylüyorum? Şimdi kitabınıza bilgiler var. Kitabınız bu tamam mı? Diyor ki işte 10. sınıf tarih kitabı, 10. sınıf coğrafya kitabı, 10. sınıf edebiyat kitabı. Konu anlatım. Milletimin kitabı hocanızın defteri hiç fark etmez. Burada yazıyor onun sınıf bilgiler. Yani bir şey bilgiler. Neyse artık tamam mı? Tarih bilgisi, edebiyat bilgisi, coğrafya bilgisi, biyoloji bilgisi. Hatta fizik kimya içine geçerli ama sözel çok daha geçerli. Şimdi siz bu bilgilere takıldığınızda... Büyük bir kitap olarak düşünün. Ya kitabın solunda olacak ya sağında. Ya solunda ya sağında. Ya solunda ya sağında. Yerleri farklı oluyor. Ama siz bu bilgileri büyük bir kağıda Üniversite sınavında da kullanmak üzere hazırlarsanız. Yani ben yüzyılın kopyasını hazırlıyorum abi. Ne oldu abi kafayı mı tırlattın? Evet tırlattım. Hem yazılılarda kullanmak için hem de YKS'de hem TYT'de hem AYT'de kullanmak için büyük bir kağıda. Edebiyatta öğreneceklerimi tek tek yazıyorum demeniz lazım. Coğrafyada öğreneceklerimi tek tek yazıyorum demeniz lazım. Tarihte öğreneceklerimi tek tek yazıyorum demeniz lazım. Ve bunu bir kez yazacağım. Bir daha yazmayacağım. O kadar güzel yazacağım ki bunu eğer sınavda çıkarabilirsem. Yani YKS'ye girince çıkaramayacağım ama çıkarsam oradan tüm soruları yapabilecek hale gelmem lazım demeniz lazım. Hatta ben e, bizim üniversite sınavına hazırlanırken biliyorsunuz edebiyat, edebiyatı kitabımız var. Edebiyat kitabında ben üniversite sınavına kendim hazırlanırken yazdığım ders notu vardı. Hatta bakın böyle kitabın içinden şöyle çıkarıyorum. Devasa bir edebiyat notu. Bunu ben kendim demiştim ki ya bunları bir daha yazmayacağım. Bir kere yazacağım, bir kere kullanacağım. Her şeyi böyle tek tek yazmışım. Tabi bu sonradan revize edildi. 2022 YKS'ye göre, AYT'ye göre hepsi revize edildi. Ama benim zamanımda yani 1700 yıllardaki bilgilerin hepsini tek tek yazdım arkadaşlar. Böyle tek tek yazdım. Her şeyi yazdım ve sadece bu kağıdı kullanıyordum. Yazılı, kadar değil de göstereyim şöyle. Korkabilirsiniz. Korkanlar olursa e, şey yapsınlar. E, ekran ışığını kısınlar. Bakın arkadaşlar burada görüyorsunuz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyebilirsiniz. Böyle. Bunun hepsini yazmıştım. Yazılı yazılırken diyorum ki benim yazılı konularım burası. Üniversite sınavı testi çözerken diyorum benim hepsi buradan sorumlu. AYT'de bir soru yani bir deneme çözerken bir soruya takıldım diyorum ki Aa ben şuna takılmışım. buraya yıldız koyuyordum. Böylece büyük resme baktım da burada 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 nerede takıldığımı görebiliyordum. Şimdi bunun yani bunu hazırlaması kolay değil tabii. Gerçekten uzun sürüyor. Çok zor. Emek sarf ediyor ama siz zaten onun sınıftasınız. hazırlayabilirsiniz bir. Aynı zamanda hazırlanmışı var hocam. Benim e, ona bakaraktan hazırlayacağım deyip edebiyatik kitabını ve edebiyat posterini alabilirsiniz. Bu sadece şeyde nedir onu adım? onun adı? Onun sınıfı değil. 11, 12'de ve üniversitede işinize yarar. Benim anlatmak istediğim Tarihte de, coğrafyada da bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Hatta bizim coğrafya kitabımızda da poster var. Yani anlatmak istediğim şey şu. Sizler kendiniz bir kağıt hazırlayacaksınız. Ve bu kağıdı hazırlarken hem yazılarınızı düşüneceksiniz. Yazılda çıkar mı? Çıkar. Yaz abi. Yazılda sorar mı hocam? Sorar. Sorar abi. Ve bunu... ...o kadar büyük bir kağıda yazacaksınız ki... ...bunu onun sınıfı bittikten sonra... ...11. de kullanabilir miyeceksiniz? Veyahut sadece onun sınıfı bittikten sonra... ...ben bunu atmayacağım... ...bu benim evlatlık mirasım... ...ben bunu 11. de kullanacağım... ...12. de kullanacağım... ...üniversiteden hazırlanırken de kullanacağım diyeceksiniz... ...ve yaptığınız çalışma size hiç zor gelmeyecek... ...diyeceksiniz ki ya ya bu yazılıya çalışıyorum ne işime yarayacak demeyeceksiniz. Ya ben bunu şimdi yazılı için de kullanacağım. İleride yani 10, 11, 12 üniversite sınavına hazırlarken de kullanacağım. O zaman çok güzel yazayım. O yüzden bunu kaybetmeyeyim. O yüzden bunu telefonlayayım, kaplayayım, duvarıma asayım diyeceksiniz. Ve gerçekten bu kağıt sizi motive edecek. Şu ki insanı motive etmez mi? ya? düşünsene duvarına şunu alsam benim bir öğrencim vardı. Ee, çok eskiden özel ders verirken bunun el yazmasının e, Ozelt'teki fotokopisini çocuğa vermiştim. O duvarına asledim. Yani çocuk da iyi bir öğrenci değildi ama duvarına as dursun. Arada bir ondan bakar soru çözersin demiştim. Hani böyle sizin gibi süper zeki YouTube'dan dersinleyecek kadar akıllı ben her şeyi çalışmadım diyen bir tip de değildi ama Çocuk onu duvarına astığı için babası eve gelince şöyle yapmıştı. Ağlamış. Yavrum sen bunları da mı yapabiliyorsun artık? duvarı artık saçma sapan resimler yerine bunu asabiliyorsun diye. Yani o motivasyonu da göstermiş oluyorsunuz. Anlatabildim mi? Demek istediğim siz kendi ko büyük kopyanızı hazırlayıp duvarınıza asıyorsunuz. E sonra hocam tamam ya astık. Sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Nasıl yani hocam? Yani sen İngilizce sözü aldıktan sonra ezberliyor musun? Hayır. Sen onu yanına bulunduruyorsun. Takıldıkça bakıyorsun. İşte o posterler o kağıdı ezberlemeyeceksiniz. Duvarınıza duracak. Sonra alacaksınız. Tamam mı? Açtığınız diyelim ki Dinamo Set'teki kitaplar aldınız. Dinamo Set efsanedir bu arada. Buradaki sorular hem yazılarınıza uygun olacak şekilde. Hem de biliyorsunuz ÖSYM tarz sorular var. Hatta şöyle göstereyim. Bakın burada. Bakın hem yazılı soruları var hem de ÖSYM tarz sorular var. Çünkü onun sınıf eşittir. TYT'ye ait. Sonra açacaksınız. Test çözmeye başlayacaksınız. Bismillah. Başladınız. Bu soruyu yapıyorsunuz. Takıldınız coğrafya haritanıza baktığınızda eğer bu soruyla alakalı bilgi yoksa yani mesela şu deprem haritası yüzde yüz bulunmalı her haritada. Mesela coğrafya kitabının içerisinde bizim bu ee, haritamızın içerisinde bu harita var. Niye? Çünkü bu çıkıyor üniversitede. Yani Türkiye'de işte Hatay'dan başlayıp Van Gölü'ne giden, Van Gölü'nden sonra Karadeniz kıyılarından Marmara'ya bağlanan ve Ege'deki Madra, Yunt, Menteşe, Boz, Aydın Dağları'nın olduğu bölgedeki deprem bölgesi her sene sınavlarda bir şekilde dolaylı yoldan sorulabiliyor. Bakın hatta şöyle göstereyim. Şu coğrafik, içindeki posteri açıyorum. Bu, ben bunu hazırlarken, ona göre hazırlamışım. Siz de mutlaka kendi posterinizi öyle hazırlayabilirsiniz. Nerede? Bak, burası işte. Türkiye'nin deprem haritası, görüyor musun? Aynı harita burada da var. Dolayısıyla bu da işin coğrafya kısmı arkadaşlar. Hocam siz bize ürünü tanıtıyorsunuz? Ya bunlar alın dedim mi ben size. Alabilirsiniz ama kendiniz hazırlayabilirsiniz diyorum. Bunu biz mükemmel hazırlamışız. Ama kendiniz hazırlarsanız siz daha iyisini hazırlayabilirsiniz. Buna bakarak da hazırlayabilirsiniz. Buradaki tabloları bir şekilde koyar. Bu, bu senin sadece 11. sınıfta, 12. sınıfta, 10. sınıfta değil. Diğer sınıflarda da işine yarıyor. Ha, sonra posterini yazdın mı karşına? Aslı mı karşına? Tamam. 10. sınıf posterini açacaksın sorunu çözerken takıldıkça bakacaksın. Ve sen haritada hep aynı yere takılıyorsan, tarihte, coğrafyada hep aynı yere takılıyorsan diyeceksin ki ya ben bu posterin kardeşim bir saniye bak. Bu posterin şurasına sürekli takılıyorum. Şurasına sürekli takılıyorum. Yani kitabın konu altın sayfalarında şuraya takılıyorum dersen bunun gibi bir sürü yere takılırsın. Bak bu sayfadaki buraya takılırsın. Bu sayfadaki buraya takılırsın. Bu sayfadaki buraya takılırsın. Bu sayfadaki buraya takılırsın. Ama ama sen bir posterde buradan sadece bir tane olur. Büyük bir posterin sadece burasıdır yani. İşte böylece beynin de oraya odaklanıyor. Diyor ki ben şu dolabın kenarındaki kısımdaki şairin eserine takılıyordum. Şeyhinin harnamesine takılıyordum. O Şeyh Galip Hüsnü aşkla şeyhi harname karışıyor diyeceksin. Ve hepsi aklında kalacak. üniversite sınavına girdiğinde onda, 11'de, 12'de duvarında asılı olan veya yanında gezdirdiğin o poster senin tüm edebiyat, tarih, coğrafyayı full yapmanı sağlayacak. Ki ben öyle yapmıştım. Hepsini doğru yapmıştım sınava girdiğimde. Matematik böyle de süper değildi ama şak. Matematik adam 20 tane yapmış ama... Edebiyatta 5 yanlış çıkmış. Tarihte iki yanlış çıkmış. Coğrafyada 3 yanlış çıkmış. Hop benim gerimde kaldı. Yardım geçtim gittim. Niye? Çünkü o poster benim beynim dedi. Sanki o posterle üniversite sınavına girmiş ve orada kope çekmiş gibiydim. Çünkü uzun zaman benim duvarımda asılı kaldı. Uzun zaman ona bakarak soru çözdüm. İşte sözel derslerde çalışma yöntemi budur arkadaşlar. Bu arada e, ee, dinamo setimiz daha avantajlı bir şekilde size ulaşıyor. Bunu bilmenizi isterim. İçerisinde süper kalite sorulardan oluşan dinamo edebiyat, dinamo coğrafya, dinamo tarih var. Bunların içerisinde hem ÖSYM tarih sorular var hem yazılı soruları var. Bakınız. Gel bakayım yazılı sorular nerede? Kazanımlar uygun bir şekilde. Kazanımları da niye verdiğimizi her zaman söylüyoruz. Kazanımlar eşittir yazılılarınız ve üniversite sınav soruları. Yani üniversite sınav sorularını hazırlarken adamlar eğer şurada olmayan bir şey sordularsa Fatih Sultan Mehmet'in ayakkabı numarası kaçtır? Böyle bir soru soramazsın. Kazanımlar da yok. Ama fitin dünya siyasetleri bakımından önemine değinilir. Bunu sorabilirsin. Çünkü buna değinmiş hocam. Yazıldığı da sorabilir hocan. Dolayısıyla biz de bunlara göre testlerimizi, sorularımızı, ÖSYM tarzı sorular hazırladık. Hepsini bir setin içine koyup size daha avantajlı hale getirdik. Aynı şekilde akıl notları da, akıl notları da ...ve akıl haritalarını da barındıran bakım notları da yine sizin duvarınıza astığınızda efsane bir şekilde çalışmanız sağlar. Bunların hepsini gösteriyorum. Hepsini alın diye değil. Sadece buradaki hani balık tut Vermiyorum balık tutmayı öğretiyorum. Bakın biz bunu yaptık. Ama hocam ben hem balık tutacağım hem de sizin verdiğiniz balığı da yiyeceğim afiyet ediyorsanız bunları da yine coğrafya edebiyette alabilirsiniz. Şimdiden üniversite sınavına hazırlandığınızı biliyorum. Şimdiden hayal kurduğunuzu biliyorum. Şimdiden bu ülkenin başarılı şairleri, mühendisleri edebiyatçıları, öğretmenleri, doktorları, yazılımcılarının sizler olacağınız biliyoruz. Hadi bakalım, ödül sorunuzu yapın, yorumları yollayın arkadaşlar. Açıklamada Tonguç mağaza linkinde bunlara ulaşabilirsiniz.